Bugün sokağa çıkma yasağı var. Türkiye genelinde hiç duymadım, televizyon falan izlemedim. Yok, televizyonum yok şu anda. Nasıl gidiyor, iyi misiniz? Kaç yıl geldiniz? Ben 10 sene oldu. 10 sene oldu. Biliyorum başkanım. Boyayla ilgili. Evet başkanım. Arkadaşlar gelince. Evet, biz dedik hem ne yapmak gerekiyorsa zaten bizim arkadaşlar geldi, sosyal destek veriyorlar. Evet başkanım. Şimdi, ama işle alakalı da bir talebim varsa. Nedir boyaya? Hazır efendim. Şimdi pazartesi başlatalım. Artık yani 20 milyona ev geçinemiyor. Tamam. Ama kendi de genç, önünde bir gelecek yapamıyor, var. Yapamıyor. Organize'de de işçi ihtiyacı var. İş vermiyor bunu. İşte bize yapamıyor. Organize'de işçi ihtiyacı var. Biz geçen hafta oradaydık, onlar da işçi arıyorlar. Kendi de önünde bir gelecek var. Genç daha. Biz yardımcı olalım. Yapamıyor. Başlayalım. Pazartesi günü bir kişi yani işine başlatalım. Vermezse kendi bilmez yani. Sen kaç yaşındasın? Ben 35 yaşında. Daha çok. 40'ından sonra zorlaşıyor bu iş. Hızlı bir tedavi yaptıralım. Daha önce hiç tedavi oldun mu? Çok oldu başkanım. Çok oldum. Tüp bebek dediler. Param yok. Paramız da yardımcı olmadı. Tamam. Ama tüp bebeği zaten şu an devlet biz desteği verdik ya. İşle beraber ona da başlatırız. İşte bana 7 milyar dedim. O saat ayarsınız. O da bizde yapıyor. Tamam. Bunu da başlatalım inşallah. İşte başkanım. Şimdi önce Mehmet işe başlasın. Mücevher götürür. O bozuk televizyon yok deyince biz hemen televizyon gönderelim ha, dedik ama önemli olan işinin devam etmesi. Bozuk. İşte bozuk da başkanım şimdi. Yani bence boya gitmesin yeter. Orada başta gidiyor yerde oturuyor. Mehmet kardeşim eşiyle annesiyle tanıştık. Tabii şehirle emin olmak, 2 milyonun bize emanet olması bizim için çok önemli. Biz Mehmet'e yıllardır sosyal destek, aileye sosyal destek veriyoruz zaten. Büyükşehir Belediyesi olarak. Bununla alakalı Mehmet'in daha önce televizyonu varmış. Televizyon bozulmuş. Onu bize hemen bizim arkadaşlar da bu desteği verin dedik. Fakat en önemli şey biz Mehmet'e dedik ki yani boyacılık yapma. Burası sanayi şehri. Sanayide de işçi ihtiyacı var. Biz geçen hafta sanayicilerimizle toplandık. Onlar diyorlar ki başkanım ihracat rakamlarımız iyi, üretimimiz iyi. Daha fazla işçi ihtiyacımız var. Şimdi Mehmet'le anlaştık. Pazartesi günü inşallah sanayide bir işimize başlayacak. Tabii 11 yıllık evli, bebek yok. Biz biliyorsunuz aynı zamanda tüp bebek desteğini, devlet desteğini şehirde başlattık. Şimdi kardeşimizi de, kız kardeşimizi de hemen hızlı bir şekilde tedaviye başlatacağız. İşiyle, bebeğiyle inşallah çok daha güçlü, çok daha mutlu, çok daha huzurlu bir aile olacak. Biz bilmiyorduk, haberimiz yoktu. Eşim gitti dediler iş yok kapalıdır hastalık var filan sen niye geldin dediler. Bu da dedi ben açım çalışmıyorum evimde bir şey yok dedi ne yiyeceğim. Getiriyorum 20 milyon yiyoruz getirmesem ne yiyeceğim dedi. Korsundan dedi işte çocuğum var 4 tane onu biraz korsundan ceza alırım diye korktu. O yüzden işte okumamız yok telefonumuz yok bir gelirimiz yok bir çalışanımız yok yardımcı olan kimse yok. Kömür bir şey vermiyorlar. Biz çalıştık aldık. Bir de ismini yalan söylemiş bir de çocuk için. Korkmuş. Evet 10 senedir olmuyor çocuğum. Tüp bebek yardımcı olmuyorlar dedim ki. Peki televizyonunuz da yok değil mi? Yok televizyonumuz bir haftadır bozuktur. İşte paramız yok yaptıramıyor. Cumhurbaşkanımız bizi söylemiş ama açıklamış bizim haberimiz yoktu. Televizyonumuz olmadığı için. Sen de sabah evet. Giderken şey sabaha giderken bilmiyordum. Eşim gitti işte dedi ceza var dedi. Sen niye geldin dedi. Televizyonumuz olmadığı için ben bilmiyorum geri döndük işte. Bu hepsi bu kadar. Zabıtadan da korktu. Zabıtadan evet. Korktuğu için işte dedi çocuğum. İsmini Orhan söyledi. İsminin de Orhan olduğunu söyledi. Gerçek ismi? Gerçek ismi Mehmet Yüzgeç. Saftır pek bir şey bilmiyor. Şeytanlığı yok. İş istiyoruz yardım istiyoruz. Bir gerimiz yok. Okumamız yok. Yardımcımız yok. İşte... Belli her şey belli. Gerçek neyse onu söyledim.